Cengizhan Cevahiroğlu Bilim Kurulu toplantısı yaklaşık 1,5 saat önce video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın saat 18.30'da açıklama yapacağı ifade edilmişti. YouTube üzerinden önümüzdeki dakikalarda o açıklamanın gelmesini bekliyoruz. Toplantının gündeminde elbette ki 30 bin sınırındaki vaka sayıları var. Can kayıpları da bilindiği gibi uzun bir süredir 200'ün üzerinde. Uzmanlar özellikle önümüzdeki süreçte, yani kış döneminde bu rakamların riskli olabileceği görüşünde. Bilim Kurulu işte kış döneminde alınabilecek tedbirleri bir kez daha masaya yatırmış olacak. Tabii kış dönemi için en önemli önlem aşılama. Şu anda ikinci doz aşılama oranı Türkiye genelinde %77'nin üzerinde, ancak hedeflenen toplumsal bağışıklığa ulaşılmış değil. 56 il bu ortalamanın altında, Türkiye ortalamasının altında, bazı illerde ise fark büyük. İşte yapılabilecek bölgesel çalışmalar, aşılama için yapılabilecek bölgesel çalışmalar Bilim Kurulu toplantısında konuşulacak. Tabii yerli aşı içinde çalışmalar devam ediyor. Türkovak aşısı şu anda 3. faz denemeleri devam ediyor. Hatırlatma dozu olarak uygulanıyor. 2 doz Sinovac aşısı yaptıranlara 3. doz olarak Türkovak aşısı uygulanıyor. Şu anda yaklaşık 500 gönüllü var. 3000 gönüllüye ulaşıldığında aslında acil kullanım onayı ve ardından seri üretim hedefte. Ama Türkovak için yeni bir adım daha atılabilir. Bunu da belirtelim. 2 doz BioNTech aşısı yaptıranlara 3. doz faz 3 çalışmaları kapsamında Türkovak aşısı da yapılabilir bileceği ifade edilmişti. İşte buna dair gelişmeler de yine Bilim Kurulu toplantısında görüşülüyor. Bakan Koca başkanlığında toplantı devam ediyor. Dediğim gibi önümüzdeki dakikalarda açıklama yapılacak.